Bu soruda fx'i 2x kare eksi 18 bölü gx olarak tanımlamışlar. gx bir polinommuş. Aşağıdakilerden hangisi y eşittir fx'in grafiği olabilir diye soruyorlar. Burada da 4 tane seçenek var. Her zaman olduğu gibi yine videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, ne yapacağız? f fx fonksiyonunun tanımına bakıp bu grafiklerden hangisinin ona ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Evet, gelin birlikte yapalım bize çok fazla bilgi vermemişler. Yani mesela bu rasyonel ifadenin paydası hakkında fazla bir bilgimiz yok. Ama payında ne olduğunu bildiğimiz için payı ile oynayarak işimize yarayacak durumların hangi x değerlerinde ortaya çıktığını bulabiliriz. Örneğin payın hangi x değerinde 0 olacağı bizim için ilginç bir durum. İşimize yarayabilecek bir durum. Payı çarpanlarına ayırırsak, hemen yazalım, fx eşittir, bunu iki parantezine alabilirim. 2 çarpı parantez içinde x kare eksi 9 bölü gx. gx'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bize sadece bir polinom olduğunu söylemişler. Peki paydaki x kare eksi 9 size de bir şey hatırlattı mı? Evet doğru bu bir kareler farkı. 2 çarpı x kare eksi 9 yerine x artı 3 çarpı x eksi 3 yazalım. Eğer bu yaptığım tam olarak anlamadıysanız, kareler farkının çarpanlarına ayrılması konusunda yaptığım videoyu, videoları bir kere daha izleyin. x kare eksi 9, x artı 3 çarpı x eksi 3'e eşittir. Ve bölü gx'i de unutmayalım. Şimdi inceleyeceğimiz ilk durum payın 0'a eşit olacağı durum. Bu ne zaman gerçekleşir? x eksi 3 ya da 3'e eşit olduğunda öyle değil mi? x eğer eksi 3'e eşitse burası 0 olur ve eğer x 3'e eşitse de burası. x 3 ya da eksi 3 olduğunda fonksiyonun değeri 0 olur. Evet, f eksi 3 eşittir 0 ve f 3 eşittir 0. x bu değerleri aldığında pay 0 oluyor. Ve şimdi de bu bilginin ışığında seçenekleri incelersek, a seçeneğinde 3 değerinde bir 0 var ama eksi 3 de yok. Bu fonksiyonun dikey asimtotu eksi 3'e eşit. Evet, biraz kafa karıştırıcı ama devam edelim. B seçeneğinde 3'te bir sıfır var ama eksi 3 değerinde ilgi çekici hiçbir şey olmuyor. Eksi 3 için tanımlı, dikey asimptotu bile yok. Evet, bu da kafa karıştırıcı. C seçeneği 3 değerinde sürekli değil, dikey asimptotu da eksi 2'de. Evet, x eşittir eksi 3 için bunda da ilgi çekici bir durum yok. Evet, kafamız karışmaya devam ediyor. D seçeneği ise... 6 ve eksi 6 değerlerinde 0 olmuş. Kısacası bu seçeneklerin hiçbiri eksi 3 ve 3'te değeri 0 olan bir fonksiyona ait değil. Peki burada ne oluyor? Bu soruda önemli olan herhangi bir değerin payı 0 yapıyor olmasının fonksiyonun da 0 olacağı anlamına gelmemesi. Evet şu an nasıl yani dediniz? Mesela size bu değerlerin paydayı da 0 yaptığı durumlar dersem ne düşünürsünüz? Hemen birkaç örnek vereyim. gx'in bir polinom olduğunu biliyoruz. Fx eşittir 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3 bölü gx de mesela x artı 1'e eşit olsun. Bu durumda, payı 0 yapan değerlerin paydayı 0 yapmadığını fark ettiniz, değil mi? Başka bir deyişle, bu fonksiyonun x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3'te aldığı değerler 0 olur. Evet, burada fonksiyonu 0 yapan 2 değer var. Başka bir örnek verecek olursak, fx eşittir 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3 bölü şu anda bu değerlerden birinin yani 3 ya da eksi 3'ün paydayı da 0 yaptığı bir durum yaratmaya çalışıyorum. Evet x artı 3 çarpı x artı 1. Hem payda hem de payda da x artı 3 olduğu için bunlar birbirine götürür. x artı 3'ler birbirine götürür ve x eşittir eksi 3 noktasında fonksiyon kaldırılabilir süreksiz olur. Bu fonksiyon x eşittir 3 noktasında 0 değerini alır, x eşittir eksi 3'te ise kaldırılabilir süreksizdir. Gördüğünüz gibi bu örnekte payı sıfır yapan değerlerden biri fonksiyon için kaldırılabilir süreksizlik anlamına geliyor. Ben kaldırılabilir süreksizliğin eksi 3'te oluştuğunu gösterdim ama bunun tam tersi de geçerli olabilir. Hatta fonksiyon payı sıfır yapan değerlerin ikisinde de kaldırılabilir süreksiz olabilir. Bu eğer 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3 bölü x artı 3 çarpı x eksi 3 olsaydı kaldırılabilir süreksizlik durumu x hem 3 olduğunda hem de eksi 3 olduğunda gerçekleşecekti. Hatta isterseniz biraz daha ileriye gidip şöyle bir örnek verebilirim. f(x) eşittir 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3 bölü x artı 3'ün karesi çarpı x artı 1 gibi bir örnekte verebilirim. Burada payı ve paydayı x artı 3'e böldüğünüzde, paydada hala bir x artı 3 olacağı için, yani buradaki x artı 3 ile buradaki x artı 3’lerin biri sadeleştiğinde geriye bir x artı 3 kalacağı için, x eşittir eksi 3’ dikey bir asimtot elde edersiniz. Evet, bu durumda da x eşittir 3'te fonksiyonun değeri 0 olur, x eşittir eksi 3’te ise dikey asimptot bulunur. Az önce de söylediğim gibi payı 0 yapan değerler fonksiyonun da bu değerlerde 0 olduğu anlamına gelmez. Size bununla alakalı birçok örnek gösterdim. Tamam fonksiyonu sıfırda yapabilirler, bu bir olasılık ama bunun fonksiyon için kaldırılabilir süreksizlik ya da dikey asimtot anlamına da geliyor olabileceğini unutmayın. Ayrıca bu ilginç durumların hepsinin x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 noktalarında ortaya çıkacağı unutmamamız gereken bir başka nokta. Evet, bu konuda anlaştığımıza göre gelin seçenekleri bir kere daha inceleyelim. A seçeneğinde x eşittir 3'te fonksiyonun değeri 0'dı. x eşittir eksi 3'te ise dikey asimptot var. O zaman A seçeneği bu durumla örtüştüğü için doğru olabilir. Gayet güzel. B seçeneğinde x eşittir 3'te fonksiyon 0 ama dikey asimptot x eşittir 2'de ve x eşittir eksi 3'te herhangi bir şey olmuyor. O zaman bunu eledik. C seçeneğine gelince x eşittir 3'te kaldırılabilir süreksizlik görüyoruz. Burada da gördüğümüz gibi bu son derece olası bir durum. Payı sıfır yapan ifadenin aynısının paydada da olması kaldırılabilir süreksizliğe sebep olur. Ama dikey asimptota baktığımızda bunun x eşittir eksi 3 de değil de x eşittir eksi 2 de olduğunu görüyoruz. O zaman bunu da eledik. Ayrıca x eşittir eksi 3'te yine ilgimizi çekecek bir şey olmadığında ekleyelim. Ve son olarak D seçeneğinde fonksiyonun 0 olduğu iki değer var ama bunlar eksi 3 ve 3 değil, eksi 6 ve 6. Evet, bunun için D seçeneğinde eledik. Ve evet, geriye A seçeneği kaldığına göre bunu seçiyoruz.